Evet sevgili dostlar, her pazartesi günü olduğu gibi yine karşınızdayız. Trendyol'un katkılarıyla düzenlediğimiz Kobi sohbetleri. Şu anda 5 tane farklı platformdan yayın yapıyoruz. YouTube, LinkedIn, Facebook, Periscope ve Twitch. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz ve birbirinden değerli iki tane konuğumuzla sizlere pazar yeri, e-ticaret ve bu konularla alakalı detaylı bilgiler vermeye çalışacağız ve sorularınızı cevaplandıracağız. Bugün iki tane konuğum var demiştim. Bir tanesi sevgili Fethullah Yıldırım, Sivas Gözde Mobilya'nın kurucusu. Diğer konuğumuz da sevgili Sertaç Ucuzoğlu, Text Moda'nın kurucusu. Birazdan onlarla beraber sohbetimize başlayacağız. Lütfen sizler de kimlerle izliyorsunuz, hangi şehirden katılıyorsunuz ya da hangi ülkeden katılıyorsunuz lütfen yazın efendim. Böylece sohbette başlasın. Tek başına gitmesin. İki taraftan gitsin. O yüzden katılımımızı bekliyoruz efendim. Hatta şimdi bakıyorum hangi şehirler var. Sevgili Mustafa Yıldırım, Erkin Akbulut selamlar demişler. Ne kadar güzel, herkes yavaş yavaş katılıyor. Şimdi efendim programımıza başlayacağız. Selamlar, iyi yayınlar demiş Mustafa Yıldırım. Erkin Akbulut herkese merhaba demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. Herkes YouTube, LinkedIn'den izliyor galiba bugün. Abdullah Güze iyi yayınlar demiş. Mustafa Bey gelmiş. Süper. Herkes burada. Bora Ertaş gelmiş. Birazdan başlayacağız efendim. Bu arada e-ticaret yapıyor musunuz? Pazar yeri demişsiniz. Bunları da yazarsanız ona göre sorularınızı cevaplandıracağız efendim. Hemen birazdan başlıyoruz. Çok çok teşekkürler tekrardan. Bakalım bir saniye. Evet sevgili dostlar, sevgili Sertaç Bey, sevgili Fethullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Merhaba Murat Bey. Sertaç Bey siz neredesiniz şu anda? Hangi ildesiniz? Deniz'den katılıyorum Denizli. ben. Fethullah Bey siz? İstanbul Pendik. İstanbul'dasınız. Şimdi Sivas Gözde Mobil olunca insanlar acaba Sivas'tan mı katılıyor diye. Ama Sivaslısınız. Sivas Kangallıyım. Ama İstanbul'da ticaret yapıyoruz. Evet, İstanbul'da çok Sivas var. Süper. Şirketimizin adı Sivas Gözde Mobilya. 88'den bu yana hizmet Faaliyet veriyoruz. gösteriyorsunuz. Süper. Şimdi, istiyorsanız önce sizden başlayalım. Nasıl keyifler? Önce onu söyleyeyim. Nasıl geçiyor bu korona günleri? Ofistesiniz galiba, gidiyorsunuz. Evet, ofisteyim. İşlerimiz yoğun. Büyük Şubat kampanyasının hazırlık aşamasındayız. Ürünlerimiz, stoklarımızı güncelliyoruz devamlı. Bu 2, 3, 4 Şubat değil mi efendim? Evet, 2, 3, 4 Şubat'ta yoğun talep oluyor. Yani kategori yöneticilerimiz sürekli bizi arayarak ürün tedarik konusunda teklif bulunuyor. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Stoklarımızı güncelliyoruz. Ürün hazır olmayanları hazır Ne ediyoruz. satıyorsunuz? Biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Firmanız 88'den beri faal. Ne satıyorsunuz? Mağazanız var mı? Yoksa sadece internetten mi satış yapıyorsunuz? Üretiyor musunuz? Al sat mı yapıyorsunuz? Biraz bilgi verir misiniz Fethullah Bey? Murat Bey aslında 88'den bu yana mağazacılık. Yani yaklaşık olarak 6000 metrekarede hizmet yapıyoruz. 6000 metrekarenin yaklaşık olarak 4000 metresi showroom. Geriye kalan 5000 metresi de yani depodur. O şekilde çalışıyoruz. Bu üretim, fason, al sat hepsini yapıyoruz. Yani ürüne göre. Mobilya, züccaciye, ev aksesuarları yani yaşam ürünleri, yaşam kategorisinde genelde ürün sağlıyoruz, tedarik ediyoruz. Yani fason yaptırdıklarımız da var ama genelde bayilik üzerine fabrikalardan hazır alarak şu anda biraz üretimlerde ham maddelerde sıkıntılar var. Yani Doğru. üretim biraz sorun yaşıyoruz ama güçlü fabrikalarla çalışıyoruz. Büyük markalarla çalışıyoruz. O yüzden sağ olsunlar bizi de bu konuda stoksuz bırakmıyorlar.
Yani bu pazar yerlerindekinde zaten satış yapmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi hazır stok olması. Stok olduğu sürece her türlü ürün satılmaya yani güzel olur yani satılır. Tavsiye de ederim. Süper. Sertaç Bey siz efendim ne yapıyorsunuz? Firmanız ne satıyor? Kaç senedir faalsiniz? Mağazanız var mı? Yoksa sadece online mi? Alsat mı, üretim mi? Ya biz direkt zaten kuruluş aşamasında online internet satış bir de ihracat üzerine kurulmuştuk. Genelde ev tekstil ürünü satıyoruz. Sağolu, bornoz, bebeklemesi takımları olsun. Genelde yaptığımız, ürettiğimiz şeyler bunlar. Alsat ilk başta ilk girdiğimiz yılda Alsat yapıyorduk. Onun haricinde şu anda %80 kendi ürettiğimiz ürünlerimiz. Bu şekilde ev tekstil sektörüne devam ediyoruz. Harika. Şimdi bakıyorum kimler nereden katılmış. Demin selamları gönderiyordum. Sevgili Mustafa Yıldırım Antalya'dan gelmiş. Ahmet Azerbaycan Hanımkale değil mi? Bayrak Azerbaycan. İki devlet tek millet. Ne kadar güzel. Antep'ten Oğuzhan. Bakalım hemşehrileriniz var mı? Sivas'tan Deniz'den bakıyorum şimdi. Karestor selam demiş. Efendim Bora Ertaş. Efendim Mehmet Yıldır. Sevgili Mehmet Yıldır İstanbul'dan katılıyor. Canlı izlemek yeni nasip oldu demiş. Evet. Karestor'un da mesajını alıyoruz. İlkay Güney. Tex Moda fanıyız. İyi yayınlar demiş. Fanlarınız da geldi ha. Süper. Bakalım Fethullah Bey'in fanları Sivas. Valla Sivaslılar kalabalık da söyleyeyim yani. İyi yayınlar demiş Londra. Boğaç Gürgün. Ne kadar güzel. Recep Bey. Hoş geldiniz efendim. Birazdan devam edeceğiz. İlkay Güney. İyi yayınlar demiş. Hatice Yıldırım. Herkes farklı farklı yerlerden. Şimdi Fethullah Bey size devam edeyim efendim. İnternetten evet. Satış. Yani o kadar eski mağaza, eski bir şeyiniz var. 88-12 33 senelik bir firma. İnternette evet. Yollar ne zaman kesişti? İnternette ne zaman başladınız? Trendyol'la nasıl tanıştınız? 2019'un başlarında yani profesyonel olarak 2019'un başlarında Trendyol'la tanışmamız nasip oldu. Yani kullandığımız entegrasyon programlarıyla eşdeğer olduğu için hani ürün yüklememizde, fatura kesmemizde herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamadığı için Trendyol'a başarılar kat ettik. Yani bu cirolarımız olsun, müşteri memnuniyeti olsun. Gerçekten Trendyol bu konuda kategori yöneticisinde, iletişim konusunda bizimle iyi bir bağ kuruyor. İyi bir bağ kurduğu için bizim sıkıntılarımızı, bizim taleplerimizi, bizim ne istediklerimizi bize anında saat gözetmeksizin yani istediğimiz dakikada, istediğimiz saatte bize cevap verebiliyor. Bir şey soracağım. Peki internetten satış yapıyor musunuz onun dışında? Kendi web sayfanızdan satış yapıyor musunuz? Kendi web sayfamızda var. Yaklaşık olarak 12 pazar yerimizde mevcut var. 12 pazar yeri. Kendi web sayfanıza ne zaman başladınız? Kendi web sayfamıza kurduğumuz 2019 ilk zamanları yani ilk zamanda başladık. Anladım. 2019 ilk. Yani Kuba. Siz 2019'da web sayfanızı da kurdunuz. Trendyol'da da aynı zamanda başladınız. İkisi de aynı anda. Hepsini aynı zamanda başladık. Yani tamamen o zaman profesyonel bir şekilde yapmaya başladık. Şimdi bir Facebook'tan bir dostumuz Bodrum'a şube açmayı düşünüyor musunuz demiş. Bu soruyu kime sordunuz bilmiyorum sevgili dostumuz ama Fethullah Bey'e soralım. Bodrum'a şube düşünüyor musunuz? Var mı çok oradan alan mobilya? Bodrum, İzmir. Birinci bizim Konya. İkincisi İzmir. İzmir, Bodrum. O taraf gerçekten çok talep var mobilya. Özellikle de mutfak ürün gruplarında yani çok amaçlı dolaplar, kirerler o tarzları çok ürün gönderiyoruz. Hani bugün hatta bile bir 10-15 müşterimiz vardı yani böyle yüklü büyük miktarda. Yani Bodrum'da şube biraz şu anda düşünmüyoruz ama ilerleyen zamanlar koronadan dolayı ne olur belli değil. Şimdi şey de soracağım. Birazdan sevgili Sertaç Bey'e geçmeden çünkü sizin sektörde çok büyük bir sektör Fethullah Bey. Çok insan bu işten ekmek yiyor. Mesela bu korona dönemi bir senedir koronayla mücadele ediyoruz. Maşallah 15 tane büyük müşteriden bahsettiniz. Sadece bugün. Yani bu işte mobilya ne zaman alınır? Yani işte evlenen insanlar olur. Evlilikler olur. İşte değil mi? Yani o zaman bir artış olur. Türkiye'de de genelde bu yaz aylarında çok yoğunlaşır. Şimdi bu koronadan dolayı maalesef gençler bu evlilik olaylarını ertelemek zorunda kaldık. Niye ertelediler? Çünkü işte halay yok, düğün şey yok.
kalabalık şey yasak. O yüzden kimisi ne yapalım dedi. 30 kişiyle de olsa yapalım dedi. Kimisi de erteleyelim dedi. Nasıl olsa birbirimizi seviyoruz dedi yani. İnşallah evlenirler. Bu sizin taraftaki talepleri düşürdü mü? Yani mobilya tarafını yoksa yok. Yani aynen devam etti mi? Şimdi normalde düşürdü. Bizim normalde mağaza kuruluşumuz çeyiz ürünleri. Yani çeyiz bir düğün eşyasında bulunması gereken tüm eşyalar vardı. Şu anda yaklaşık olarak Kur'an'dan dolayı 1,5 senedir bu şekilde bir talep gelmiyor. Herkes ihtiyacı kadar nokta alışveriş yapıyor. Yani bir gardıroba ihtiyacı varsa sadece tek gardıroba alıyor. Ama bundan 1,5 sene önceye kadar istediği gibi komple eşyasını alıp evine yerleştirip düğününü bekliyorduk. Ama şu anda öyle değil yani. Şu anda herkes günün peşinde. Biraz ekonomikten dolayı, biraz şeyden dolayı. Ama şu anda yani fiyat bakımından, devlet bakımından KDV'ler %8'e düşürdü. Bizim üzerimizde gerçekten devlet de çok bu konuda KDV konusunda hassaslar. Bizim KDV'mizde bir senedir yaklaşık %8. Normalde KDV'lerimiz çok yüksekti. Yani devlet de biraz bu teşvik veriyor ama tabii yeterli olmuyor. Yani insanların alım gücünden kaynaklı. Ama şu anda tabii biraz talep var. Yani Mart sonuna doğru, Nisan'ın ilk haftalarına doğru bu talepleri karşılayacağız inşallah. Çünkü var yani. Çünkü çok ertelendi. Düğünler 6 ay kadar ertelendi. Bu sene düğün dernek bol olacak. Bol bol göbek açacağız değil mi? Öyle gözüküyor. İnşallah. Şu normalleşme sürecine geçeriz. Herkes mutlu olur. Herkes her şeyi yapmak isteriz yani. Hemşehriniz gelmiş. Karestor Sivaslıyım ben demiş. Alttan da yayınlıyorum. Ne kadar güzel. Şimdi sevgili Sertaç Bey, önce size sorayım. Bodrum'da şube düşünüyor musunuz? Bodrum'da şube şu an pandemi dönemi için çok mantıklı değil. İyi. Hani şu anda e-ticaret daha önde şu anda. Güzel. Peki, biraz da siz bahseder misiniz? İnternetten satış ne zaman başladı? Yani Fethullah Beyler gibi aynı anda trend yollarınız zaman yollar kesişti. Biraz bahseder misiniz? İnternet satış sahamız açılırken başlangıçta zaten direkt e-ticaret olarak girdik. Hani başka bir satış yerimiz veya herhangi bir toptan şeyimiz yoktu. Direkt e-ticaret üzerine kurulduk. 2019 Kasım ayında Trendyol'da tanıştık. Aşağı yukarı bir 10 aylık bir süreçte bu noktaya geldik Trendyol'da. Peki niye, yani nasıl, siz mi aradınız ya Trendyol'u, merak ediyorum, nasıl kesişti? Onları mı siz buldu? Siz mi onları buldunuz? Biz zaten başvurumuzu yapmıştık. Bir 2-3 ay süre bekledik. Tam bu Kasım'da kampanyanın yoğun olduğu zamanda giriş yaptık. Hani açıkçası biz de böyle bir satış beklemiyorduk girer girmez. Kasım kampanyasına denk gelince hani normalde Kasım'da normal zamanda 4 katı bir satış oluyor. Tam o zamana denk gelince biz de şaşırdık bir anda. Biz normalde bir İşan'ın 4. katında 35 metrekarelik bir ofisimiz vardı. Orada başlamıştık zaten e-ticarete. Trendyol'da tanışmamızla beraber bir yıl içerisinde 3 kez dükkan değiştirdik. Oo, büyüdü mü işte? Baya baya büyük. Hani normal ilk başlığımızda 35 metrekare bir alanımız vardı. Şu anda 500-550 metrekareye kadar çıktık. Bir daha söyle. 35 metrekarelik bir alanda başlamıştık ilk başta. Şu anda 500-550 metrekarelik bir alanda satış yapıyoruz. Süper. Aynı soruyu size de söyleyeyim. Siz de sonuçta ev tekstili satıyorsunuz. Yani ev tekstili tabii ki normal insanlar da alıyor ama herhalde sizi canlandıran şey düğün dernek midir daha çok? Bizi şöyle, pandemi süreci çok hızlandırdı bizi. Özellikle e-ticaret sektöründe. Normal satışlarımızın 4 katı kadar ciro gördük. Hani bu da bizim hani çok beklenen bir şey değildi açıkçası. Hani pandemi süreci bize yaradı desek yeridir yani. Süper. Bu arada ne kadar insanlar yazıyor. İlkay Güney Denizli demiş. Demin Karestor Sivas demişti. Yasin Yılmaz Alanya. Bak ülkemiz ne kadar güzel. Farklı farklı şehirler. Demin Fas'tan bir hanımefendi vardı. Meryem Hanım Fas'tan. Vay anasına. Harun Bey Malatya demiş. Sivas, Denizli, Alanya. Başka ne var? Kayseri'yi gördüm Yakup Bey. Mücahit Yıldırım size Konya'dan selam gönderiyor. Sivas'a ne güzel. Şimdi Bora Bey'in bir sorusu var. Bora Bey'in sorusunda yine Sertaç Bey sizden devam edelim. Söz sizde ekleyin. Online pazar yerlerinde kurulmak ve satış stratejisi olarak online marketler sizi destek oluyor mu? Satış stratejisi anlamında
şöyle yaparsan çok satarsın, böyle yaparsan iyi satarsın gibi bir takım şeyleri oluyor mu pazar yerine? Ya, pazar yerinin şöyle bir avantajı var. Mesela sizin kendi firmanızın kurup yapabileceğiniz reklam bütçesini direkt pazar yerine olanak sağlıyor zaten. Direkt oraya girişte satış sağlayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var yani. Peki size yani şöyle olur mu? Bora Bey'in sorduğu soru. Şu ürünü koyarsan daha çok gidiyor. Şöyle yap, fiyatı şöyle yaparsan daha iyi gider. Çünkü onların çok tecrübesi var ya. Sizi yönlendiriyorlar mı? İnternette şöyle söyleyeyim. Görsel ve fiyat çok önemli. Özellikle fiyat olarak internette hani 50 liralık ürünü satayım, 30 lirası kazanayım diye bir şey yok. Biz genelde sürüm tercih ederiz. Mesela 40 liralık üründe 3'te 5'te kazandık mı sürümden devam etmek her zaman daha iyi oluyor yani. İnternet öyle bir avantaj oluyor. Çünkü müşteri kitleniz çok. Mesela Kasım kampanyasında sitemizi 5,5 milyon kişi ziyaret etmiş. Normalde Denizli'nin nüfusu zaten 1 milyon kişi olduğunu varsayarsak imkansız bir şey yani bu. Size bir şey soracağım. Geçenlerde bir toplantıda bir Trendy olan bir firmamızı burada konuk ederken dedi ki o da Denizli'deydi. Kozmetik ürünler satıyordu. Yani burada olmak çok büyük avantaj. Çünkü kargo vesaire çok daha rahat. İstanbul'da bu kadar rahat olmuyor demişti. Avantajı var mı? Ya Denizli'nin avantajı olarak İstanbul'da aynıdır diye düşünüyorum ya. Ya kargolar burada biliyorsun. Ama orada kargoda belki çok fazla şirket olmadığı için ticaret anlamında İstanbul gibi biliyorsunuz 250 paket alıyor bazı kargo şirketleri. Sizde olsa bile doldurmak çok kolay olmayacaktır. O yüzden kargoda sıkıntı yaşamıyorsunuz anladığım kadarıyla İstanbul'a göre. Yok, kargo şirketleri zaten bize belli bir kota açıyor. O kota içerisinde zaten mesela 100 sipariş geldiyse bir gün içerisinde teslim ediyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İstanbul'da çok satıcı olduğu için kargolarda sıkıntı oluyordu mutlaka. Bizim burada kampanyada öyle bir sıkıntımız olmuyor. O yüzden rahat tabii. Fethullah Bey, size de aynı soruyu sormak istiyorum. Yani pazar yerinde olmanın avantajlarını sormak istiyorum. Bir, İki, mobilya işi kargosu zor olsa gerek ha. Yani göndermesi, etmesi. Bir de Allah korusun iade olsa of yani nasıl olur? Mobilyada son sorunuzdan başlayayım. Mobilyada biz zoru başarıyoruz. Diğer firmaların hepsi demonte gönderiyor. Biz müşteriye kulpu takılmış, ayağı takılmış, her şeyi takılmış. Paketini açıp direkt yerine yerleştirme şeklinde gönderiyoruz. Yani diğer firmaların hepsi demonte gönderiyor. Biz zoru başarıyoruz. Müşteriye kurulu. Yani iki kapılı gardırobu alsa bile iki kapılı olarak gönderiyoruz. Bir şifonyer alsa bile bir şifonyeri gönderiyoruz. Bir ekmeklik alsa ekmekliği komple gönderiyoruz. Yani hiç evine tornavida vurmuyor. Bayan veya kadın erkek hiç fark etmez. İstediği gibi açıp kullanabiliyor. Biz de bizim tabii normal ufak kargolarımız günlük oluyor ama arkadaşımın gibi böyle tekstil grubu olduğu için daha çok biz genelde lojistik firmalarıyla çalışıyoruz. Yani büyük lojistik firmaları. Bunlarda aktarma olmadığı için ürünlerde, mobilyalarda yani %3, %2 hasar görebiliyor. Bu da biz hazırlıklıyız ona. Şu anda bizim hasarımızı %1,5'a kadar çektik. Çok iyi. Yani bence çok iyi. Avantajı Trendyol'da yolda satmanın avantajı nedir? Ne görüyorsunuz? Trendyol'da ne gözlemliyorsunuz? Trendyol'da satmanın avantajı bir kere sen reklam konusunda size hiç yani şey yapmıyor. Yani size böyle size bir iş düşürmüyor. Reklam konusunda, şey konusunda Trendyol'un mantığı şu şekilde. Siz sadece işinize bakın. Geriye kalan reklamdır, kampanyalardır, favorilerdir, ne bileyim, aksiyon, her türlü ürünler, inanın ki yani kampanyayı takip edemiyoruz. Yani biz, ben tedarikçi olarak sadece kampanyayla ilgilenen bir personelim var. Sadece Trendyol'un kampanyalarıyla. Kampanyalarına katıldığımız zaman tabii ki avantajı çok oluyor. Komisyonlardır, satışıdır, reklamıdır. Algoritmada üst sıralara çıkma, bu tür avantajları çok fazla oluyor. Bir de kategori yöneticileri devamlı bizi arıyor. Devamlı arıyor, devamlı ürün istiyor, devamlı fiyat avantajı işte şu şekilde şu ürününüzü 5000 kişi favori eklemiş. Bunları fiyatlandırma yaparsanız daha çabuk satılır. Yani bu tür avantajları çok fazla. Hani bizim şu anda reklam birisi bir ajans gelse bize reklam verelim dese Trendyol olduğu için
gerek yok deriz yani. Bunları duymak ne kadar güzel. Bu arada sevgili dostlar, bizi izleyen sevgili dostlarımıza söyleyelim. 2, 3 ve 4 Şubat büyük kampanya var Trendyol'da. Eğer ihtiyaçlarınız varsa hemen şimdiden girin. Hatta bazı butikler bu akşam bildiğim kadarıyla açıyor. O yüzden 2, 3 ve 4 Şubat büyük bir kampanya başlıyor Trendyol tarafında. Bu arada demin Facebook'tan yazan hanımefendi Nurcan Hanım'mış. Nurcan Yurttaş. Bodrum'da Pamir Emlak sahibiyim. Bodrum'da satışlar patlama yaptı. Hay maşallah ne kadar güzel. İzmir'de deprem oluyor. Bodrum'a geliyor insanlar. Pandemi oldu. Herkes Bodrum'a geldi. Yani diyor ki nevresim için çok ekmek var. Mobilya için çok ekmek var. Gelin burada satış yapın. Gelin beraber iş yapalım diyor sevgili Nurcan Hanım. Peki Sertaş Bey, size şey söyleyeyim efendim. Pazarlama. Ne yapıyorsunuz pazarlama anlamında? Çünkü bizi izleyen bir sürü KOBİ var burada. Küçük ve orta boy işletmeler. Ve onlar da kendi mallarını satmak istiyorlar internette ya da pazar yerlerinde. Ve sizlerin söyledikleri çok çok değerli ve çok önemli. Pazar yeri olsun ya da web sayfası olsun. Pazarlama anlamında ne yapıyorsunuz? Fenomen kullanıyor musunuz? Bu influencer pazarlama dediğimiz, influencer marketing dediğimiz. Biraz bahseder misiniz? Influencer'ları bu ay içerisinde başlayacağız biz de. Daha denemedik. Hani reklam etkisi olduğunu gördük yani. Reklam zaten biz sürekli kendimizi kullandığımız bir şey. Kendisi olsun. Hani sürekli reklam veriyoruz zaten. Hani reklam şöyle söyleyeyim. 1'e 2 aşağı yukarı oranı o şekildedir. 100 liralık reklam veriyorsanız 200 liralık bir geri dönüş olur size mutlaka. Reklamın öyle avantajları var yani. Kullanmalarını tavsiye ederim. Peki siz ne yapıyorsunuz? Instagram'da reklam verir misiniz? Ne bileyim, YouTube kanalınız var mıdır? Billboard'a mı reklam verirsiniz? Ne yapıyorsunuz mesela? Ya biz genelde Instagram, Facebook ve Trendyol reklam yönetiminden reklamımızı kullanıyoruz. Hani o şekilde oradan devam ediyoruz. Hani daha çok kullanıcıya ulaşıyorsun çünkü. Instagram'dan mesela verim alıyor musunuz? Instagram'dan verim alıyoruz. Bu herhalde fenomenlerine de tahmin ediyorum. Şeyde, Trendyol fenomenlerini kullanacaksınız. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur. İnfluencer'ları genelde şimdi işte bu ay içerisinde başlayacağız biz de. Anladım. Ya reklamlarımızı şöyle yapıyoruz. Kademe olarak sürekli arttırarak gidiyoruz. Yani olumlu yönden yani, dönüşü bayağı olumlu oluyor. Anladım. Size sormak istiyorum efendim. Pazarlama anlamında sizler ne yapıyorsunuz? Nereler yatırıyorsunuz? Murat Bey, şunu gerçek söyleyeyim. Bize Trendyol pazarlamada yani bir fırsat vermiyor. Gözümüzü açtırmıyor. Yani bizim yapacağımız her şeyi yapabiliyor. Yani gerek kalmadı yani diyorsunuz. Gerek kalmıyor ki. Yani boş yere yatırıma gerek kalmıyor yani. Ne güzel. Vallahi yani herkes gelelim Trendyol'a. Buyurun buyurun, bekleriz. Yani şimdi ticaret gözünden bakarsan ayrıyetten bir buna ayrı bir yatırım yapmaya gerek duymuyorum. Yani ben kendi şahsıma. Tamam, talepler geliyor bize ama zaten bir yandan ya zaten hızlı koşuyoruz. Yani bu şekilde Trendyol bu işi iyi yapıyor. Benim gözümde o. Hatice Hanım demiş ki çok kaliteli ve dayanıklı ürünler. Sivas Gözde Mobilya demiş. Sevgili Harun Memur bir soru sormuş. Bu soruyu ikiniz de aktarayım. Entegrasyon önerisi söyleme şansları var mı? Entegratör firmalar oluyor ya bu Trendyol'da, başka şeylere bağlı, kendi sayfanızı bağlıyorsunuz. Var mı efendim böyle önerebileceğiniz, önermek istediğiniz bir firma? Herhalde Harun Bey de öyle bir firma arayışı içerisinde anladığım kadarıyla. Var mı firmalar? Biz Entegra kullanıyoruz. Entegra programı kullanıyoruz. Onunla başladık. Yani hem fiyatları iyi, bir de her şeye karşılık verebiliyorlar. Yani diğerleri gibi uçuk kaçık fiyat olmuyor. Yakup Ulusoy size sormuş Fethullah Bey. Teşekkür ederim bu arada. Yakup Ulusoy'a teşekkür ederim. Çünkü en başa yazmış kime soracağım. Bazen yazılmıyor. Ben de kime soracağım şaşırıyorum. Fethullah Bey, bir sorum var. Genel gördüğüm sektörde markaların ürünlerini satıyorlardı. Şu an kapalı ürünleri ama daha büyük markalarla bu süreci nasıl yönetiyorlar? Tam anlayamadım soruyu ama. Genel olarak gördüğüm sektörde markaların ürünlerini satıyorlardı. Evet. Şu an kapalı ürünleri ama büyük markalarla bu süreci nasıl yönetiyorlar? Eskiden farklı markalar satıyordunuz.
Şimdi daha büyük markalara mı geçtiniz? Ben de öyle anladım yani. Çok ben de soru biraz... Evet, şimdi yok, bizde her marka var. Yani bizim kendi markamız var, kendi ürettiğimiz var, büyük markalar var ama yani bizde şey yok. Yani müşteri memnuniyeti olduğu zaman, firmalardan şikayet gelmediği sürece firmalara devam ediyoruz. Yoksa böyle bir firmadan geçip bir firmaya tavsiye etmeyiz yani. Gamze Karabatak, sizin bayağı seveniniz var. Ne kadar güzel. Bak işte sevgili dostlar, yani bu işte trend yoldur, kendi web sayfanızdır. Hiç fark etmiyor. Müşteri artık her şeyi biliyor. Dijital tüketici diyoruz. İyi hizmet veriyorsunuz. Bakın burada yazıyorum. Ne demiş Gamze Hanım? Gamze Karabatak. Teşekkür de ederiz. Yani yorumu çok değerli. Fethullah Bey, ilgi alaka konusunda harika birisi. Gönderdiği üründe çok iyiydi. Tekrardan teşekkür ederim kendisine. Yani genelde herkes aynı nezaketi göstermiyor Gamze Hanım. Çok teşekkür ederiz. Çünkü memnun olan müşteriler bazen teşekkür ediyor, bazen etmiyor. Demek ki gayet güzel bir hizmet almışsınız. Ne kadar güzel. Teşekkür ederiz Gamze Hanım'a. Ben de Gamze Hanım'a teşekkür ediyorum. Çünkü en sevdiğimiz müşteri tipi, geri dönüşü olan, geri bildirim veren müşteri tipi. Şimdi Sertaç Bey'e size sorayım. İadeler. Ben bu programları yaptığım günden beri, bugün hayret, hiç soru gelmedi. Müşteri, belki vardır aşağılarda çünkü bir sürü şey var. Müşteri iadeleri çok konuşulan bir konu. Yani aman müşteri iade etti mi yandık bittik. Bir sürü hem operasyonel şey var hem maliyeti var. Siz bu süreci nasıl yönetirsiniz? Müşteri iade oranlarını düşük müdür sizde? Düşük olması için ne yaparsınız? Web sayfanızda çok bir detay yazarsınız. Ne yapıyorsunuz efendim? Ya iade oranları biz zaten şu anda çözdük diyebilirim. Bizim iade oranımız %2.2. Bayağı bir gayet iyi bir oran. Biz genelde paketleme olsun, ürün kalitesi olsun, ürün açıklamalarında, ürün fotoğraflarında birebir aynı görsel ve aynı özellikleri kullanmaya çalışırız. Hani müşteriye A fotoğrafını gösterip de B ürünü yollamak durumu olmaz. Açıklamalarda da hani mesela 6 adet renkte, mesela farklı renkte havlular yollarsınız. Fotoğrafta öyledir. Ama kimi firma vardır, tek renk yollar hepsini. Biz de ürün görseldeki neyse ona göre yollarız. Hani geri iadeler olsun, hem kaliteli olsun hem fiyat olarak açımından geri iadeleri bayağı çözdük diyebilirim yani. Bayağı da düşürdük yani oranı. Geçen gün burada bir hanımefendiyle beraberdik. Yani programda bir konuğumuzdu. Dedi ki, o da sizin gibi işte yatak örtüsü falan da şey yapıyor. Yani tabii şimdi yataklarda da çok değişti dedi. Yok double size, yok bir şey size, bir sürü farklı farklı. O yüzden dedi, iade oluyorsa biraz da o yüzden olabiliyor dedi. Katılıyor musunuz? Ya bizde genelde biz nevresimle sadece bebek nevresi takımı yaptığımız için standart ölçüde onda pek sıkıntımız olmuyor. Hmm. Ama bizim genelde iademiz bonozdan olur bedenlerde. O da belli değil midir abi? Bellidir yani. Hem de rahattır hani bir şey değil. Ya standart kalıp yaptığımız için şimdi kimisine büyük geliyor, kimisi küçük diyor. Biz de hani onu bir türlü şey yapamadık. Daha zaten iade oranımız %2 nokta hani genelde oradan gelir. Sizin peki en çok satan ürün o nedir? Yani var mı öyle bir şeyiniz? Bonoz mesela ön planda mıdır yoksa diğer ürünler karışık mıdır? Genelde havlarımız. Havlarımız. Hı-hı. Yani diyor ki Sertaç Bey, sevgili dostlar, havuzda iddialıyız diyor. Denizli bir de yani, değil mi? Denizli yani. Hani evet. Denizli. Sonunda Türkiye'nin en bu konuda iddialı kenti yani sonuçta. O yüzden de havlu, bonoz bu konularda lütfen dükkanlara gidin. Yani biz burada sohbet yapıyoruz dostlar. Yani dükkanlara da bakın yani. Sertaç Bey'in dükkanı Tex Moda. Fethullah Bey'in dükkanı da Sivas Gözde Mobilya. Trendyol.com. Bak bir de kampanya başlamış. 2-3-4 Şubat kampanyaları. Yani bu kadar yayından sonra da girip bir bakın. Fethullah Bey, size söyleyeyim efendim. İade olur mu? Çok büyük, çok zor bir şey ya. İade etmek de çok zor sizinkini yani. Alacak, nasıl olacak? Oluyor mu efendim? Bizim iademiz müşteriden kaynaklı olmuyor. Genelde kargo kaynaklı oluyor ama bu da yani 100 üründen 2 tane, 3 tane olabiliyor. Ama bu çok iyileştirdik. Biz diğer firmalar gibi değiliz. Paketli göndermiyoruz ürünleri. Yani böyle hiç demonte şeklinde göndermiyoruz. Kurulu hazır bir şekilde gönderdiğimiz için müşterilerimiz çok böyle şaşırıyor. Yani bir şey soracağım. Kargodan dönüyor ne demek? Yani kargoda hasar görüyor, o yüzden mi dönüyor anlamında? Tabii. Mı? Hasar görüyor. Biz tekrardan müşteriye yenisini gönderiyoruz. Yani müşteri aktarma da olabiliyor ama yani bu da çok düşük bir ihtimal. Bunları tespitlerini yapıyoruz. Nerede hata yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nereden geliyor? Genelde kronik
hatalar oluyor bazen. Bunu çözüyoruz hemen anında, dakikasında. Ama müşterimizi kesinlikle mağdur etmiyoruz. Bir parçası kırıksa, etse, yedek parça temini hemen anında, dakikasında gönderiyoruz. Biz genelde küçük firmalarla, kargo firmalarıyla bile yani ufak parçalar olmadığı için genelde 2 kişi, 3 kişi taşınabilen malzemeler gönderiyoruz. Hı. Çok yüklü ve ağır malzemeler. Taşıması da güç. Kırılması da zor oluyor. Kırılırsa da tam kırılıyor. Yani kırılır. Böyle. Yani şey değil, tekstil grubuna benzemiyor. Yani bizim tekstil de var ama tekstilde öyle iademiz yani çok az. Hiç yok derecesinde. Şimdi teşekkür ederim. Sinan Kaplaner, Sivas Gözde Mobil'e gerçekten harika bir şirket. Başarılarının devamı dilerim. Ayrıca Fethullah Bey'e müşteri ilişkileri konusunda çok kibar. Teşekkür ederim. Demek ki var bir şey abi yani. Adam herkes yazıyorsa var bir şey. Ne kadar güzel. Bunları duymak çok güzel bir şey. Bir insanın verdiği emekler karşısında bunu müşterisinden işitmesi. Biz de Sinan Bey, size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki yorum yaptınız. Çünkü hepimiz bir takım hizmetler veriyoruz ama günün sonunda bazen çok mutlu ettiğimiz insanlardan bir teşekkür aldığımızda dünyalar bizim oluyor. O yüzden Sinan Bey, ben de size teşekkür ediyorum geri bildirimiz için. Bora Bey bir soru sormuş. Bu soruyu ikinize de soracağım efendim. İlk girişte küçük ölçekli bir şirket olmak dezavantaj mıdır? Bir de aynı ürünlerde fiyat farklılıkları çok fazla olabiliyor. Bu da büyük firmaların fiyat rekabetinde ön planı çıkartıyor. Pazar yerleri burada fiyat politikalarına müdahale ediyor mu? Yani büyük firma, tabii büyük firma daha güçlü olduğu için parasal anlamda fiyatlarda istediği gibi oynayabilir. Bu da küçük firmaları zora sokabilir. Burada pazar yeri müdahale ediyor mu diye soruyor. Benim anladığım bu sorudan. Var mı efendim, böyle bir şey oluyor mu? Yani pazar yeri müdahale etmez. Pazar yeri sadece sıralamada alt sırada düşülür. Yani aynı ürünü siz 120, atıyorum 100, örnek vererek 150 TL'ye satarken diğer bir firma 120 TL'ye satarsa ilk sırada 120 TL'lik olan çıkacaktır tabii ki, ama eğer sizin mağaza notunuz, yorumlarınız güzelse yani bu fiyat odaklı değil, yorum odaklı olur. Yani bu da satışı gerçekleştirilebilir. Yani yorum ve ürün müşteri memnuniyeti varsa eğer diğer firmanın önüne geçilir yani. Anladım. Sertaç Bey, siz ne diyorsunuz efendim? Sizde de oluyor mu sizin sektörde? Ya şimdi aynı ürünleri satıyorsanız büyük firmalarla rekabet etmek zaten çok zor. Çünkü sen bir tane üretirken onlar 100 tane üretiyor. Bu da arada fiyat rekabetini ortadan kaldırıyor. Pazarları çok müdahale etmez. Sadece sıralamada ön plan atar büyük firmaları. İlk üstü küçük firma olmak gayet iyidir. Ama farklı ürün satarsanız, hani büyük firmalarla aynı ürün satarsanız her zaman dezavantaj. Siz de mesela farklı ürün satıyorsunuz. Var mı öyle ürün içeriniz? Biz ilk girdiğimizde mesela bütün ürünlerimizi kendimiz çalıştık, kendimiz ürettik. Böyle bir avantajımız oldu biz girerken. Genelde farklı ürünlere öğrendik. Peki şey soracağım size, müşteri memnuniyeti Sertaç Bey. Bu özellikle pazar yerinde çok önemli bir şey. Normalde çok önemli ama yani burada herhalde iyi bir müşteri memnuniyeti olursa bol yıldız alıyorsunuz, güzel yorum alıyorsunuz. O sayede de daha üste çıkabiliyorsunuz. Algoritma buna yönelik çalışıyor. İyi bir müşteri memnuniyeti yaratmak şimdi deminden beri geliyor. Sivas Gözde, İmran Yıldırım yazmış. Sivas Gözde Mobil'e gerçekten harika bir şirket. Başarılarının devamı dilerim. Yani bunlar çok güzel, çok hoş. Bunu yaratmak için mesela siz ne yapıyorsunuz Sertaç Bey, sizin tarafta? Öncelikle yaptığımız ürünleri önce kendimiz beğenmemiz gerekiyor. Ondan sonra zaten satışı açıyoruz. Hani kendimizi beğenmemeliyiz, kendi müşterimize sunabilmeliyiz. Bu bizim için çok önemli bir nokta. Onun haricinde ürün kalitesine çok önem veriyoruz. Ürün kalitesiyle beraber fiyat politikamızı çok minimum düzeyde tutup müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. Bu da bize olumlu olarak geri dönüş yansıyor zaten mutlaka. Şey yapıyor musunuz yani yorum almak için ya da bol yıldız almak için yaptığınız bir çalışma var mıdır müşterilerinizle? Müşterimizden mesela ilk başta yorum alabilmek için bayağı düşük fiyata gireriz. Ki müşterimiz görsün, ürünü beğensin, alsın, yorumda bulunsun diye. İlk başta bizim pazarlama şeyimiz budur. İlk girdiğimiz ürünleri mutlaka düşük fiyattan gireriz. Peki mutlaka herkesi memnun etmek kolay değil. Gayet doğal. Hatta herkes memnunsa onda da bir sıkıntı vardır. 10 üstüne 10 verirse herkes, o da normal değil. Mutlaka kırık nokta olacak.
Şikayet yönetimi, o da çok önemli bir şey. Bazı insanlar bundan çok kaçınırlar, korkarlar. Yani şirketler ya da firmalar ya da çalışanlar. Bu müşterinin şikayet yönetimiyle alakalı bir özel çalışmanız var mı efendim? Çünkü binlerce ürün satıyorsunuz. Ne bileyim, bir çağrı merkeziniz var mıdır bununla alakalı ya da nasıl ilerliyorsunuz? Ya müşteri memnuniyeti açısından bizim burada zaten sadece iki kişi şikayetlere bakıyor. Herhangi bir sıkıntı olduğunda direkt müdahale ediliyor. Hani ürün beğenmediyse biz geri iade almama gibi bir imkanımız yoktur. Ya iade alırız ya da değişimi yaparız. Hani müşterinin istediği şeye göre ayak uydururuz yani. Hani iade almamazlık, değişimi yapamazlık şey yapmıyor. Her zamanımızın arkasındayızdır. Zaten o yasak tüketici şeyine göre 14 gün boyunca herhalde değil mi? Gıda olmadı sürece. Ha, reddedebiliyorsunuz ama dediğim gibi biz genelde kargolardan kaybolma sorunu yaşıyoruz genelde ürünlerde. Küçük ürünler olduğu için ürünün kaybolma sıkıntısı yaşıyoruz genelde. Anladım. Peki. Fethullah Bey, size de soracağım müşteri memnuniyetini ama demin ki sevgili Yakup Ulusoy'un sorduğu soru vardı. Hatırlıyor musunuz? Mesela Yakup Bey demiş ki Mondi satıyorlardı. Bellona satıyorlardı. Büyük markaların sürecini marka ile mi yönetiyorlar? Ya bunları satıyor musunuz zamanında? Şimdi satmıyor musunuz Bellona, Mondi? Yok, şu anda satıyoruz. Bayisiz. Ha, bak satıyormuş Yakup Bey. Siz baksanıza ya bu ya bakıyorum şimdi size bayağı bir şey var. Demin de Dilek Hanım buradan selam göndermiş. Ama Sivas olunca bir daha Sivas'ın da avantajı var. Sivaslı her yerde var Sivas. Biz, ben de Ankara çocuğuyum ya. Ankara, Sivas bunlar böyle her yerden çıkar yani. Hani söyleyelim. Biz de sizde hemşire sayılırız. Murat Bey, empati yapmak istiyorum. Müşterimiz bazen bizi telefonla arıyor, diyor ki Sivaslı olduğunuz için size alışveriş yapmak istiyorum diyor. Ne olursa olsun diyor, param size gitsin diyor. Size alışacağız. Var mı sizde de öyle, Denizli hemşerileriniz arıyor mu? Ya Denizli bizim zaten tekstil üretimi komple Denizli olduğu için bizde de İstanbul'da yaşayan Denizliler arar mesela, hemşeriyiz ben senden alacağım, oluyor mu öyle? Oluyor tabii ki, denk geliyor mutlaka. Süper. Süper. Peki Fethullah Bey, siz efendim ne yapıyorsunuz? Yani burada bir sürü, tabii siz de yıllarda deneyimlisiniz. Yani bir sürü müşteriyle iç içesiniz. Orada büyümüşsünüz yani, onu anlıyorum. Çekirdekten yetişmeyiz. Evet, onu anlıyorum. O çok belli. Çünkü yorumlardan da anlıyorum. Yani siz müşteri memnuniyeti için samimi olmanın dışında, çünkü çok samimi hepiniz öylesiniz ama samimi olmanın dışında ne yapıyorsunuz efendim? Yani şimdi online tarafta samimiyet yaramıyor çünkü orada sizi görmüyor, etmiyor. Nasıl müşteri memnuniyeti istiyorsunuz? Ne yaparsınız efendim? Mesela müşterimiz bizi arıyor. 2 ay, 3 ay önce almış olduğu bir sandalyeyi kırmış oluyor. Veya bir çekmeceyi kırmış oluyor. Veya ne bileyim işte çocuğu bir şey olmuş oluyor. Biz buna ücretsiz, yani parça desteği vererek tavsiye etmenizi öneriyoruz. Yani yıldızın puanımızı, yorumlarımızı yönelik hareketler yapmaya çalışıyoruz. Yani müşterimizin yaptığı hata veya bizim yaptığımız hataya bakmaksızın kesinlikle müşterinin arızasını gidermeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz burada tecrübeli. Yani yaklaşık olarak bu iş için 10-15 kişi uğraşıyoruz. Yani müşterimiz bizi aradığı zaman ne olursa olsun kar veya bunda herhangi bir para beklemeksizin müşterilerimizin taleplerini karşılıyoruz. Yani bu, çünkü bizim işimiz biraz mobil olduğu için sürekliliği oynanılan bir şey. Yani tekstil de var ama yani biz mesela yastıkta örnek veriyorum. Müşterimiz çamaşır makinesini atıyor. Yastık küçülüyor. İnan olsun müşteri bize geri iade istiyoruz. Müşteriye tekrardan yenisini gönderiyoruz. Yani sırf müşterimiz memnun olsun, yorumlarımız iyi olsun diye. O bir yastığı yani biz onu göz ardına ediyoruz yani. Bakmıyoruz. Yani bizim için yıldız ve yorumlar çok önemli. Mesela burada tam da çok güzel bir soru sormuş. Beyci Temiz. Harika bir soru. Tam ben de aklımdan geçeni okumuş. Ürün fotoğraflamalarında nelere dikkat ediyorsunuz diye sormuş. Tam da onu cevaplamamızı rica edeceğim ama fotoğraf deyince de akla Türkiye'de ilk böyle fotoğraf deyince bu konuda en iyi 5 fotoğrafçıdan bir tanesi sevgili Aydın Karadöller. O da bizi izliyor. İyi yayınlar demiş. Aydın abi selamlar, saygılar. Bedri Bey, yani fotoğraf konusunda tabii ki şimdi Fethullah Bey ve Sertaç Bey ne yapıyor anlatacaklar ama hani bir profesyonel bir fotoğrafçı da düşünüyorsanız adresi ben size söyleyeyim. Aydın Karadöller fotogrametrik 360'ı arıyorsunuz efendim.
Fethullah Bey siz ne yapıyorsunuz? Bir profesyonel fotoğrafçı mı vardır? İçeriden bir adam mı vardır? Nasıl yapıyorsunuz? Bu ürünlerimizi yani yeni ürünlerimizi toparlıyoruz. Yaklaşık 20-30 ürünleri ajanslara götürerek ya bir günümüzü harcayarak fotoğraflarını çektiriyoruz ve temizliği yapılarak normal dijital doğal bir ortamda yani herhangi bir yansıtma, renk renkte herhangi bir kaymama, işte dijitalde farklı gelen farklı olmaması için gerçekten çok emek ve maddi açıdan yatırım yapıyoruz. Çünkü biz pazar yerlerinde biz kendimizi, mağazamızı, stoğumuzu satmıyoruz. Biz sadece resim ve fiyat satıyoruz. Başka hiçbir satmadığımız için bunlara çok iyi dikkat ediyoruz. Yani fiyat ve resim. Ajansa götürüyoruz derken koskoca mobilya ajansın stüdyosu mu? Tabii. İki tane kamyonetimiz var. Ajansa evet. Yüklüyoruz. Buradan diyoruz ki atıyorum 20 tane ürün topluyoruz. Bu ürünler gidecek, çekilecek detaylı bir şekilde. Orada ajans, sadece mobilya ajans çekenler var. Götürüyoruz, kuruyoruz. Her şeyin aksesuarını kuruyoruz. Zor valla. İşte yani bizim biraz çok emek sarf ediyoruz yani. Gerçekten zor yani düşününce. Bu arada Mustafa Bey de size selamlarını iletmiş. Bugün herhalde uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızla herkes selam sabah. Çoğunu tanımıyorum. Onlar sizi tanıyor. Çok tanımıyorum. Ne güzel. Sevgili Sertaç Bey size de aynı soruyu soracağım. Ürün fotoğraflarını ne yapıyorsunuz? Bir de bu arada İbrahim Gülsün iyi akşamlar Tek Moda ailesine selamlar demiş. Ve sevgili Emre Bayramoğlu da genç girişimci Sertaç Bey'e cani gönülden başarılar diliyorum. Tek Moda tek adres demiş. Bedri Bey'in sorusunu ben size de sormak isterim. Ürün fotoğraflaması ile alakalı siz ne yapıyorsunuz efendim? Yani ürün fotoğraflarında bizim önceliğimiz ilk başta da biz bunu bir amatörlüğünü yaşadık bir 3-5 aylık bir süreçte. Kendimiz yapmaya kalktık. Hani ilk başta baktık hani artık olmuyor artık çünkü ürün fotoğrafı. Profesyonel bir fotoğrafçıyla çalışmaya başladık. Kendi stüdyomuzu istediğimiz gibi kuruyoruz. O da bizim fotoğrafımızı çekiyor ve fotoğraf kalitesi internette satış yaparken gerçekten çok önemli. Hani dikkat edilmesi gereken bir şey. Çok doğru. İki tane şey var. Yani bir görsellik bir de yazılan yazı. Evet. Ahmet Ağa da sizin için bu işe çok genç yaşta başlamış. Kendisini kutlamak isterim demiş. Teşekkürler Ahmet. Şimdi bir soru gelmiş. Onu da soralım. Güzel bir soru. Yasin Bey'den gelmiş. Size sorayım ben Sertaç Bey. E-ticarette yeni başlayacaklar için öneri ve tavsiyeler. Yani çok güzel bir soru. Yasin Bey sağ olun. Çünkü bizi izleyenler arasında bir sürü insan yeni başlayacak ya da yeni başlamış. E-ticaret olsun, pazar yeri olsun. Siz şimdiki deneyimimize bakarak ilk başta başlayacak olanlara neler tavsiye edersiniz efendim? Nelere dikkat etmeliler sizce? Birinci olarak dedim biraz önce bahsettiğim gibi görsele çok önem vermeleri gerekiyor. Ürün açıklamaları özellikle ürün başlığı bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Bir de farklı ürün yapsınlar. Yeni başlayacaklar özellikle. Hani işte giriyorlar mesela trendimizde aynı şekilde taklit etmeye başlandık zaten. Hani o ürün satıyor ben de bu ürünü gireyim bu ürünü satayım diye hiç uğraşmasınlar. Yenilikçi olsunlar. Her zaman yenilikçilik kazanır. Öncelikle sabır. Sabır. Öncelikle sabır çok önemli. Şunu ben merak ediyorum. Ürün başlığına dikkat etsinler. Ürün içeriğine iyi girsinlerden kalsınız da ürün içeriğinde bir sürü şey mi yazması lazım? Ürün başlığı çok böyle dikkat çekici başlık mı olması lazım? Nedir yani bu? Ya kısa ve öz ürünü daha net, ne kadar net açıklayabilirse müşterinin anlayabileceği şekilde açıklama ona göre girmesi gerekiyor. Çok uzatmasına gerek yok. Belli bir şeyde öneri olarak da şöyle söyleyeyim. Girince hemen satış beklemesinler. Güzel. Hani ben girdim hemen oluyor diye bir şey yok. Ben 6 aylık nereden baksanız biz Trendyol tanışıncaya kadar Kasım ayına kadar bu kadar yüksek satış oranı yapmıyorduk. İlk 6 aylık süreçte hele bizim ilk satışım benim bir hafta sonra oldu mesela. Beklenmiyor. Hani hemen satış olacak diye bir şey yok. Ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir 6-7 aylık süreçte sabır etmeleri gerekiyor. Evet. Fatih Kara Fethullah Bey demiş ki Sivas Gözde Mobilya işinde çok iyi bir şirket. Kendisine başarılar diliyorum demiş. Bir de bir beyefendi Akbar Egam Berdiyev
Sizin efendim yurt dışına satışınız var mı diye sormuş Sivas Gözlemi Uyuyan. Şimdi yurt dışına satışımız var ama pazar yerlerinin kendi ortak depolarına istiyorlar. Orada nereye gittiğini biz bilmiyoruz. Yani bize sadece sipariş ve kampanya kodları düştüğü için kargo kodları, yani ürünün adresine şeyine hiç bakmıyoruz biz. Yani sadece aktarma merkezlerine gidiliyor. Yurt dışına gönderiliyor. Ama yani onu takip etmiyoruz nereye gittiğini. Ama yok yani satıyorsunuz. Almanya'dan bir sipariş gönderiyorsunuz. Yani bulunduğumuz mahalleye, bulunduğumuz sokağa bile satıyoruz ama yani ona bakmıyoruz. Çünkü akış çok olduğu için. Evet. Yani ürün bazlı. Demin ki sorunuza da eğer soruya ne tavsiye üründe görsel satışta, yani internete yeni başlayacaklar için tavsiyelerim. Görsel çok önemli. Stok çok önemli. Ürünün stoğu olması, açıklamaları doğru, güzel, açık bir şekilde yazılması. Eğer üründe tabii ki Sertaç Bey'in şeyi gibi değil de bizimkinde mesela video oluyor. Montaj videosu, tanıtım videosu şeklinde eklemeler olursa bu satıcı daha anlaşılır bir şekilde olması, daha şeffaf, güzel bir ortamda ürün gidiyor. Süper. Tuğba Zemherioğlu demiş ki Tex Moda firmasının ürünleri çok güzel, bir o kadar da ilgililer. Trendyol'da her girişimde Tex Moda'ya bakmadan çıkmıyorum. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Ne kadar güzel. Esra Karaca da yine Trendyol'da Tex Moda çok ilgili bir firma. Başarılarının devamlarını dilerim demiş. Döndü Hanım, Döndü Pestil. Sivas Gözde Mobilya gerçekten çok iyi bir şirket. İlgili, her zaman ürünlerin arkasında. Tabii ürünlerin arkasında olmak çok önemli. En ufak bir sorunu çözmeye çalışıyorlar. Teşekkürler demiş. Beydi Temiz'in bir sorusu var. Sertaç Bey, size ilk başta sorayım. Google'da herhalde arattığınızda kategorinizle ilgili yüksek hacimli aratılan anahtar kelime analizi yapıyor musunuz? Çalıştığımız entegrasyon firması Alp düzenli olarak bize bunları atıyor zaten. En çok aranan kelimeler özellikle. Anahtar kelime girerken zaten ürün başlığını özellikle seçip giriyoruz. Hani kafanızdan bildiğin hani ürün neyse onu yazıp geçmiyoruz. İlk önce anahtar kelimelere özellikle bakarız. Ona göre ürün girişi sağlarız. Bunun geri dönüşü de bayağı iyi oluyor yani. Eray Ekiz, Tex Moda selamlar. Müşterisi olarak kalite ilgilenen teşekkür ederim demiş. Bu akşam herkes coştu ya. Çarşı coştu. Herkes teşekkür eder. Ne kadar güzel ya. Vallahi sevindim yani. Genelde başka şeyler de yazılır. Yani bu da güzel. Harika. Ali Elmacı, İyi akşamlar demiş. Tex Moda firması aşırı ilgili ve kargo aşamasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Teşekkürler. Tabi bu kadar verilen emeğin de bir karşılığı olsun. Ne kadar güzel bunları duymak. Peki Fethullah Pes'e de sorayım. Bu şeyle alakalı en çok yüksek hacim aratılan anahtar kelimeleri, ya bir analiz çalışması yaptırıyor musunuz bir firmaya ya da kendi içinizde hangi kelimeyle aratıyorsunuz vesaire? Yani biz kendi içimizde yaptırıyoruz. Yani farklı kişilere, yani gelen burada perakende müşterilerimiz de oluyor. Farklı kişilere, yani müşterilerimizin ürün aramasında yani bilinen 3-4 türlü açıklama yapabiliyoruz. Yani örnek veriyorum, mesela mutfakta kiler deniliyor, kimisi ekmeklik diyor, kimisi çok amaçlı dolap deniliyor. Yani bunların üçünü de kullanmaya çalışıyoruz. Yani üçünü de bir araya toplayıp değil de 3 tane ayrı ayrı da açabiliyoruz. Yani bazen barkod numaralarını farklı veriyoruz. Üçünü de ayrı ayrı verdiğimiz zaman herkesin anlayacağı tabiri. Kimisi başka türlü arıyor, kimisi başka türlü. Herkesin bildiği şeklinde aratmaya çalışıyoruz. Yani bizim bildiğimiz değil, müşterimizin ne bildiği önemli. Doğru. Şimdi bakıyorum buradan yine akan sorular. Sevgili Esra Karaca şeyi sormuş. Güzel bir soru. Sertaç Bey, size sorayım bunu. Ondan sonra da Fethullah Bey'e aktaracağım. Pandemi süreci bittiğinde internet satışları ne yönde etkilenir? Düşer mi? Ne olur? Pandemi sürecinde internet satışları ne yönde etkilenir? Yalnızca internet satışları düşer mi? Ya şu anda zaten pandemi süreciyle birlikte bir 4 katı bir artış oldu. Pandemiyle birlikte kullanıcı sayısı çok arttı. Normalde mesela Türkiye'nin 20 milyon kişiye internetten satın alım yapıyorsa şu anda o sayı 40 milyona çıktı. Ben bunun en azından minimum bir 4'te 3'ünün aynı şekilde kalacağını düşünüyorum. 4'te 1'lik bir
kısım kayboluyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde mesela 1 ol, 2 olmaz, 1.5 olur. Hani şey çok değişeceğini sanmıyorum. Çünkü millet şeye alıştı, internete alıştı. Anladım. Hem daha basit hem daha kolay. Pozitifsiniz yani. Evet. Pek değişeceğini sanmıyorum yani. Fethullah Bey, siz ne diyorsunuz efendim? Bu korona aşılar yapılıyor artık yavaş yavaş. Yani tabii hemen bitmeyecek ama sonuçta pandemi inşallah bir süre sonra bitecek yani. 6 ay sonra, 7 ay sonra. O evet, zaman Murat Bey. İnsanlar sizce eskiye dönerler mi? Yoksa yok yani ticaret bence eskisi yani yine böyle gelmeli. Ne görüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim müşteri portföyümüz Türkiye kültüründe farklı. Mobilya dokunarak, hissederek alındığı için alışkan olan müşterilerimiz var. Alışkanlığını bırakmıyorlar. Yani pandemi veya başka bir süreç hiç fark etmiyor. Çünkü alışkanlık haline gelmiş. O şekilde alışverişini yapıyor ama tabii pandeminin etkisi var bizim ticaretimizin pazar yerlerindeki satış artmasında ama genelde bizim ürünlerimiz yani böyle dokunarak yani mobilyada internetten alınmaz hesabı yapılan bir kültür var. Ama o kırılıyor. Yani kırılma noktası bu pandemide oldu. Çok fazla ilk defa ürün alan müşterilerimiz çok fazla oldu. Yani süreci pandemiye bağlayıp da yeni ürünler talep oldu. Yeni ürünler bulduk. Yeni ürünler, müşteriler ilk defa ürün mobilyadan aldığını söylüyor. Çok alışveriş yapmış yüzlerce ama mobilya ilk defa alıyor ve bizi sipariş verir vermez hemen 10 dakika sonra bizi telefonla arıyor. Benim kargom şu şekilde olsun, bu şekilde olsun diye. Yani müşteri çok tedirgin oluyor. Yani örnek veriyorum, bir tekstile bir 500-600 TL verirken bizim veya kilerimize, şifonyerimize 500-600 lira çok hassas oluyor. Yani biraz kültür farkı var. Sertaş Bey'in tabii ki öyle değil. Onlar genelde 3-5-10 desilik ürünler sattığı için bizim ürünlerimizin desileri bir müşteri yaklaşık 500-800 desi, yani 800 desi ürün gönderiyoruz. Bir tane müşteriye 800 desi. Çok farklı bir şey oluyor yani. Doğru. Aydın abi ikinize de başarılar diliyor. Yeni başlayanlar için çok doğru bilgiler veriyorsunuz demiş. Yakup Bey size sormuş. Tanışıyor musunuz bu arada Yakup Bey'le? Ben Yakup Bey'i tanımıyorum. Tamam, süper. Sorum demiş Fethullah Bey'e Sivas Gözde Mobilya. Vivense 2020 yılında bildiğim kadarıyla 900 milyon TL ciro yaptı. 1 milyon adette ürün çıkışı yaptı. Pazar yerleri mi yoksa dikey bir e-ticaret sitesi mi doğru olur? Yani web sayfası mı pazar yeri mi diye soruyor. Ne diyorsunuz? Yani web sayfası web sayfası için kendi web sayfanız için reklam bütçeniz çok sağlam olmalı. Yani yoksa web sitesi güzel bir tasarım yapmanız, güzel bir ürün bulmanız çok bir şey değiştirmiyor. Yani bunu dışarıya açmanız için mecburen bir pazarlama, mecburen bir reklam yönetiminiz olması gerekiyor. Vivense de ilk başta zaten pazar yerlerinden başlayarak sonradan kendi sitelerine yöneldi. Hani Vivense'nin doğru düzgün showroom mağazası yok ama onları çok başarılı oldular ürünlerin şeyiyle. Tabii ki biraz şu anda ilk süreçte başlayan kişilerden bir tanesidir yani o firmadır. Yani ama mutlaka bir pazar yeri olması gerekiyor. Bora Bey bir soru sormuşsunuz ama ben bir trend yol çalışanı olmadığım için o sorunuzun cevabı bende yok. Ama bir kez bakalım ya da belki Fethullah Bey ve Sertaş Bey de vardır. Murat Bey sorum size demiş. İlk defa bana bir soru soruluyor. Müşteri siparişi verdi mi? Satıcının ekranına düşüyor. Satıcı barkod ve adres bilgisini sisteme çekiyor ve etiketleme yapıyor. Burada trend yolu o etiketi satıcı bilgisi ekleyebiliyor mu? Satıcı ile alıcının direkt teması sağlayabiliyor mu? Bir de aynı sticker'da firmanın online adresinin reklamı yapılabilir mi? Herhalde yapılamaz çünkü sonuçta Trendyol o zaman baltalar yani diye düşünüyorum. Sertaş Bey size gelsin bu soruda. Tolga Terzi, sevgili Tolga sormuş. İadelerde suistimallerin önüne geçmek için bir yönetiminiz var mı? Suistimal derken neyi kastetmiş acaba? Kötü niyetli. Kullanıyor belki. Geri gönderiyor. Ya şöyle bir sıkıntı oluyor Trendyol'da özellikle. Müşteri kullanıyor ürünü. Bize geri iade ederek yolluyor. Biz de puanımız düşmemesi için reddetmiyoruz. Mecbur ürünü kabul etmek zorunda kalıyoruz. Kötü niyet. Ya önüne geçemiyor. 10 kişiden 100 kişiden bir kişi çıkıyor ya. Onu da yapacak bir şey yok yani.
Kullanmıyor yani. Acaba hani elbise olsa anlarım da bunu ne için kullanıyor ki? Bir gece kullanıp tekrar göndermek mi değil mi? Elbise olsa anlarım hani çok özel bir şey vardır. Giyer hani gönderir hani. O da kötü niyet de. Bunu ne yapıyor yani? Özel bir şey var ya tavsiye edip ondan sonra niye? ürünü yıkıyor mesela. Memnun kalmıyor. Şey yapmıyor. Hani geri iade olarak yolluyor yani. Peki. Bu soruyu da paylaştırıyorum. Fethullah Bey, bu soru size gelsin efendim. Belli temiz müşterilerden yorum alabilmek için nasıl bir yol izliyorsunuz ya da izliyor musunuz bir yol? Yani bu sizden alışveriş. Şimdi Trendyol müşterilerimizin kişisel veri kanunlarına göre bize telefonunu herhangi bir şeyini paylaşmıyor. Sadece biz ürünlerimizi düzgün paket, düzgün zamanında yani belirtilen zamandan daha önce gönderdiğimiz zaman müşteri ister istemez bize yorum yapabiliyor. Yani güzel. Yani biz müşteri arayarak, telefonla arayarak herhangi bir müdahale edemiyoruz. Hayır, yani bazen bana bazen paketler, lafınızı bölüyorum, çok özür dilerim. Geçen gün bir paket geldi Trendyol'dan. Yanlış olmasın, Trendyol'du çünkü eşim oradan alışveriş yapıyor. Mesela yorumunuzu bekliyoruz diye çok güzel bir not yazmış adamcağız ya da kadıncağız, bilmiyorum. O tip bir şey koymak yasak mı? Değil herhalde. Yani yorumunuzu yani, isteriz. Normalde yasak. Yani normalde ya. Müşteriye kesinlikle yasak. Tabii Trendyol poşetinde olacak. Trendyol'la logolu olacak. Yani herhangi bir iletişime geçtiğin zaman zaten bir iki üç kez beş kez mail aldığın zaman mağaza kapatmaya kadar gidebiliyor. Kesinlikle müşteri iletişime geçemiyorsunuz. Yani geçmeniz de gerek duyulacak bir şey yok. Sadece işinizi düzgün yapsanız, müşteri de zaten sizi anlayacak, yorumunuzu güzel yazacak. Demin Sertaç Bey'e sorduğun soruna suistimalle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Konuyu da dağıtmak istemiyorum ama mesela bizden müşterimiz Zigon sehpa alıyor, üçlü Zigon servis sehpası, çay sehpası ne derseniz artık. Müşteri iade ediyor ama bize iki tane olarak iade ediyor. Aa. Yani birini alıyor, ikisini geri iade ediyor. Tespit ediyorsunuz bunu ama Tespit ediyoruz tabii ki ama yani müşteriler bu şekilde yapabiliyor. Çok rahat. Çok ayıp ya. Yani gerçekten insan bakış açısı değişiyor. Yani böyle bizim yüzlere sattığımız yani imkansız. Yani milyonda bir ihtimal bile olmayan Zigon sehpa üçlü gelir, üçlü gider, iade olursa üçlü gelir, müşteri içinden alıyor orta boyuna, tek kullanıyor, ikisini geri iade ediyor. Biz de mecburen Sertaç Bey'in dediği gibi onaylamak zorunda kalıyoruz. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Peki size böyle seri sorularım var, bakalım ne cevaplar vereceksiniz. Hangisi hoşunuza gidiyor, evden çalışmak mı, ofisten çalışmak mı? Ofiste. Ofisten çalışmak ya. Canınız sıkıldığında hangisi? YouTube, Instagram hangisi bakıyorsunuz? YouTube. Instagram. Çay mı kahve mi? Çay. İnternetten ilk ne aldınız? Hatırlıyor musunuz efendim? Tişört almıştım galiba ya. Tişört almıştım. Fethullah Bey, siz hatırlayamadınız. Ben hatırlayamadım. Yani, ben de hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım. Peki eve bu soruyu soruyorum ama cevap genelde aynı oluyor. İş götürüyor musunuz eve? Ben iş götürmem. Aa! Hiç götürmem. Burada kapatırım, kalır. Bizi izleyen bütün sevgili dostlar, Antalya, Malatya, Antep, Ankara, İzmir, Bursa, neredense alkışlıyorum vallahi. İlk defa birine denk geldik. Bravo. Süper vallahi. Çok iyi yani. Böyle yapabiliyorsunuz. Süper. Hiç götürmem. Evli misiniz? Evliyim. İki tane çocuğum var. Hatta eşim devamlı sorar. Bugün ne yaptın? Bugün ne ettin? Ya, orada kaldı. Boş ver. Vallahi bravo ya. Takdir ettim sizi. Süper. Teşekkür ederim. Sağ olun. O yüzden. Sizin nasıl Sertaç Bey? Siz de kampanya dönemlerinde götürüyorum sadece. Onun haricinde pek eve iş götürmem ben de. Oo, harika ya. Ne kadar güzel. Duymak çok güzel bunu. Çünkü genelde o hatayı yapıyoruz maalesef. Peki efendim. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son cümleleri almak istiyorum. Bu arada ben size şeyi söylemek isterim. Biz Koruncuk Vakfı adına
Her sizin gibi katılan değerli konuklarımızdan da sertifika alıyoruz ve sertifika bağışında bulunuyoruz. Ve yani sevgili dostlar, bilmiyorum bir sivil toplum kuruluna şuna üye misiniz? Ama hani hep diyoruz ya işte geleceğimiz gençler diyoruz. İşte o Koruncuk Vakfı, Korumaya Muhtaç Çocuklar Vakfı. O yüzden de lütfen hani bu korona döneminde biraz mantaliteyi de değiştiriyoruz. Hayatı daha farklı gözlerle bakıyoruz. Önce sağlık diyoruz ya. Bunu değiştirirken de mutlaka çocuklarla alakalı, eğitimle alakalı, gençlerle alakalı bir STK'ya üye olup bir bağışçı olmak. Ayda 10 lira belki, bütçenize göre belki 20 lira, 40 lira neyse bir bağışçı olmanızı da öneririm. Çünkü toplumdan aldığımızı topluma vermeliyiz diye düşünüyorum. Bu anlamda ben Koruncuk Vakfı'nı da seçtim. Ve Koruncuk Vakfı adına da sevgili dostlarımız adına bir bağışta bulunuyoruz ve sertifika gönderiyoruz. Bu programdan sonra size sertifikanızı göndereceğim efendim. Ama sizler de Koruncuk hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz Koruncuk web sayfasına girin efendim. Son eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ne eklersiniz? Beklentileri de konuştuk. Her şeyi konuştuk. Çok da güzel bilgiler verdiniz. Seyircilerimize, bizi izleyenlere, yeni başlayanlara mesajınız var mı ya da ne istiyorsanız buyurunuz. Fethullah Bey, sizden başlayalım, sonra da yaklaşık böyle yapalım. Ticarete başlayan arkadaşlara yani başlamalarını tavsiye ederim. Ama mutlaka bulunduğu temeli buzun üzerine kurmamaları. Yani buzun üzerine zemini kurarlarsa, yani amatörce tekrar aynı süreci bir daha yaşamamak için yani tam tekmil yapmasını tavsiye ederim. Yani entegrasyonuyla, stoğuyla, şuyla, deposuyla, elemanıyla, paketlemesiyle olmalarını tavsiye ederim. Zemin sağlam olacak diyorsunuz. Tabii, mutlaka. Buzun Süper. Üzerine kurmasınlar. Çünkü 3 ay sonra tekrardan aynısını yapıyorsunuz, eriyor. Buz değil mi? Ha, muz değil, buz. Buz. Tamam. Buz. Tamam, süper. Soğuk olan. Evet. Peki. Sertaç Bey, siz ne diyorsunuz efendim? Nasıl bir kapanış cümlesi? Ya yeni başlayanlara öncelikle önerim her zaman yenilikçi olsunlar. Sabretmesini bilecekler. Hani onun dışında söyleyebileceğim, rekabet internet ortamında eskisi gibi değil. Pandemi dönemiyle beraber aşırı bir satışı girişi var zaten. O yüzden hemen bırakmasınlar. Devam etmesini öneriyorum herkese. Tuba Hanım'a da teşekkür ederim. Evet, Tuba Hanım. Tuba Hanım. Yorumu ben göremedim ama Tuba Hanım'ın yorumu mu var? Geçti. Tuba Hanım geçti. Geçti. Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sertaç, katılımımızdan dolayı. İnşallah bu korona bittiği zaman da fiziki bir ortamda tekrardan bir araya geliriz. Bütün Trendyol Kobi sohbetlerinde satıcı arkadaşlar diyorum ki bitsin, bir araya gelelim. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlar, sevgili Sertaç Bey ile Fethullah Bey'i uğurluyoruz. Ama sizler lütfen bir yere ayrılmayın. Finali beraber yapacağız. 10 saniye sonra tekrardan beraberiz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Evet sevgili dostlar, yine su gibi akıp gitti. Çok değerli iki tane konuğumuz vardı. İki beyefendi, sevgili Sertaç Ucuzoğlu Denizli'den katıldı ve sevgili Fethullah Yıldırım, o da İstanbul'dan katıldı. Yani bütün bilgilerini paylaştılar. Çok samimi bir şekilde her şeyi aktardılar. Bütün sorulara da en içten şekilde cevaplar verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii biz bu programları yayın hazırlarken Trendyol'un başarılı satıcılarını tek tek arıyoruz. Buraya davet ediyoruz. Mesela bu hafta çok ilginç bir şey oldu. Sevgili Sertaç Bey'i davet ettik. Sağ olsun kabul etti, kırmadı bizi. Yoğun tempolarına rağmen biliyorsunuz 2-3-4 Şubat büyük kampanya günü. Sertaç Bey'in yanına birini daha, tabii iki konuk alıyoruz. Bir konuğumuzu daha aldık. Konuğumuzun bir sağlık sorunu oldu. Katılamayacağım dedi. Ondan sonra ikinci bir konuk aldık. Son dakika cumartesi günü dedi ki cenazem vardı. Onu da geri aldık. Ben cumartesi günü korka korka Fethullah Bey'i aradım. Cumartesi günü çünkü biliyorsunuz tatil günü, bir de evdeyiz. Ya anlattım ettim. Tamam dedi, ben katılırım dedi. Yani hem Sertaç Bey'e 3 defa mail atmak zorunda kaldım. Çünkü hep bannerlar değişti, link değişti. Ama hiçbir şey demedi sağ olsun. Ona bu anlayışına dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Hiç gıgını bile çıkartmadı. Olur dedi. Fethullah Bey de sağ olsun kırmadı cumartesi günü. Tamam dedi, ben varım dedi. Hiç dedi sorgulamadı. Hemen resmini de gönderdi. 3 tane böyle
çok güzel resimlerini gönderdi. Hemen bannerları yaptık sağ olsunlar. O yüzden her konuma çok teşekkür ederim ama Sertaç Bey, Fethullah Bey'e bugün ekstra teşekkür etmek istedim. Sağ olsunlar bu programın yayınlanmasında bana çok destek oldular ve bilgilerini paylaştılar. Efendim ikinci teşekkür her zaman olduğu gibi Kobi sohbetlerinde bize destek olan, sizlerle bize bu platformda buluşturan sevgili Trendyol ekibi, yöneticileri sağ olsunlar. Bize destek oluyorlar. Programımıza burada yayınlanmasında destek oldukları için de onlara her pazartesi günü bizi sizle burada buluşturdukları için sonsuz teşekkürler Trendyol ailesi. Ve son teşekkür sizler efendim. Bir kişi de olsa, 100 kişi de olsa çok değerli bizim için. Ama burada çok değerli olan başka bir şey daha var. Etkileşim. Bugün yine yüzlerce yorum geldi, sorular geldi. Yani belki de o sizin için çok değerli bir şey mi bilmiyorum. Ama o yaptığınız bir yorum bile benim için çok değerli. O yüzden her zaman söylediğim gibi iyi ki varsınız, başımızın tacısınız. Lütfen bu programlarda bizi yalnız bırakmayın. Bugün olduğu gibi, geçen hafta olduğu gibi ya da önceki haftalarda olduğu gibi gelin, katılın, yorumlarınızı yazın. Bizler de bu yorumlarınızdan beslenelim ve sorularınızı aktaralım. Biz de hala bir sürü şey öğreniyoruz sayenizde. O yüzden katılımınız çok değerli. Bugün baktığımda Fas'tan bile katılan vardı. Malatya'sı, Antep'i, Trabzon'u, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas. Farklı farklı iller, farklı farklı insanlar ve e-ticarete başlamak isteyen ya da pazar yerinde Trendyol'a satış yapmak isteyen çok değerli dostlarımız vardı. Benim söyleyeceğim şu, bazen bana diyorlar ki abi işte bu fırsatlar kaçtı mı? Kaçmadı. Tam zamanı. Bence tam zamanı e-ticarete başlamanın, bir pazar yerinde mal satmaya başlamanın tam zamanı. O yüzden fırsatlar kaçmadan lütfen şimdiden başlayın. Bu eğitim programlarını dinleyin ve kendinizi geliştirin. Haftaya pazartesi görüşmek üzere diyorum. Bu arada faydalıeğitimler.com sitesine bakın. Dijital medya ile alakalı kendisini geliştirmek isteyenler için çok güzel bir eğitim var orada. Girdiğinizde ana sayfada göreceksiniz. Faydalıeğitimler.com'da da bu eğitime bakmanızı tavsiye ederim. Bir ay boyunca sürecek çok tatlı, çok güzel bir eğitim. Haftaya pazartesi akşamı yine birbirinden değerli iki tane konukla buradayız. Trendyol Kobi sohbetlerinde saat 9'da buradayız. Haftaya görüşürüz. Sevgiler, saygılar efendim. Bu arada maske, mesafe, hijyen. Aman ha, aşıları olduk belki ya da olmaya devam ediyoruz. Ben olmadım gerçi ama sırası gelince olacağız. Ama rehavete kapılmayın lütfen. Yani kalabalıklara olabildiğince girmemeye çalışın. Maskemizi takalım ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Az kaldı, inşallah atlatacağız. Sadece Türkiye değil, bütün dünyanın başına olan bir bela bu korona. Onu da atlatacağız. Lütfen dikkat. Bol bol online alışveriş. 2-3-4 Şubat Trendyol'da büyük indirimler var. Görüşürüz.